Taraftarlar o zaman ve şimdi çok inanılmaz büyük fark. Oho! Ve futbolu biliyorlardı. Bizim zamanda ve şimdi futbol çok 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 büyük fark. Ve çok daha iyiydi. Galatasaray maçını Türk Yılmaz'la seyrettim beraber. Geri. Hadi bakar şimdi öbür tarafta gideriz. O ne futbol ya? Zevki yok. Ben diyorum PlayStation futbolu oynuyorlar. Düşünebiliyor musun şimdi bütün maçlar gece oynuyor ya. Gece olsaydı bizim zamanda ben bunu ciddi söylüyorum. İki tane maç oynardım. Bir topla 2-3 maç oynuyorduk ya. İki tane forma vardı. Ama biz oynadık. O çamurla da oynadık. Toprak sahalarında oynadık. Sasha Boy 100 kere gidiyor. Bakmıyor bile kime orta yapacak. Hep yerden. Olmaz hep yerden. Değişik yapacaksın. Görmelisin. Siz zannediyorsunuz ki bana kolaydı Tanju'yla oynamak. Zor. Ama ben biliyordum nerede olacak. Hop orta kafa. Doktor golüydü. Yarının dünyası Paribus sunar. Onları başlarsa günlerce olacak. Kitap yazmalısınız. Tabii ki ben geç başladım. Benim doğum şehirde Mitrovica'dan. Abim iki tane birisi maalesef şimdi vefat etti. İkisi de futbolcuydu. En büyük abim zaten 67-70 yıllarda Partizan takımda oynadı. Çok meşhur futbolcuydu ama hiçbir şey yapamadı. Ben de Mitrovica'da 16,5 yaşında başladım. Bir yıl içerisinde profesyonel oldum Partizan takımda. Orada işte 10 sene oynadım. Sonra bir buçuk sene Hajduk Split oynadım. Bir 6 ay gittim Amerika'ya salon futbol oynadım. Ve Galatasaray'a geldim. Sonrası tarih. Ben geldim Türkiye'de. O zamanlarda Türk futbolu 0.0 idi Avrupa'da. Kimse tanımazdı. Ama işte yavaş yavaş Galatasaray olarak işte o yarı finale çıktı, kapıları açtık. Avrupa'da duydu, Türkiye'de de futbol oynuyorlar ve Türkiye'de bir şeyler yapabilirler. Tabii ki antrenörümüz Yub Derwal dünya çapında isimliydi. Ve o zamanlarda kulübe çalışan insanlar kocaman bir Galatasaray yapmak istediler. İşte bugünlerde belli nerede Galatasaray, nerede Türk futbolu. Milli takımın başarıları yaptı. Dünya şampiyonasında 3. oldu. İşte Avrupa'da bayağı başarılı. Tekrar kim gösteriyor? Galatasaray. Demek ki Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımıdır. Çünkü sen büyük olmamak için başarıları kaydetmek için ve onları yapmalısın. Galatasaray yapıyor. Çünkü ben hep büyük kulüplerde oynadım. Yugoslavya zamanında Partizan'da ilk şampiyonluk. Türkiye'de iki şampiyonluk. Hajduk Split'te yarı finale gittim UEFA Kupası'nda. Galatasaray'da şampiyon kupasında yarı finali. O kadar kupalar, o kadar maçlar, o kadar goller. O kadar stres. Bu streslerin nedeniyle daha strese geldi ve bu duruma geldim. Çarptı bir kafamda ve işte böyledir. Onu o yüzden yaşamak istemedim. Daha iyi miniklerde çalıştım. Futbolda çok az futbolcu karakterli var. İnanılmaz. Futbolda ben her zaman söylüyorum, benden daha önce söylüyordu iyi futbolcular, iyi karakterli insanlar. Futbolcular nasıl anlatayım size şimdi? En kötü karakterli futbolculardır. Herhalde paralardan, bilmiyorum ki. Onların karakteri öyle. En iyisi karakter. Zannediyorlar ki kim bilir ne oldular. Uçuyorlar çok çabuk. Tabii ki basın, televizyon, kulüpte her şey uçuyorlar bunları. Ki şimdi paralar ohoho. Benim için en önemlisi bu futbolcunun işidir. Çıkacak sahada topunu oynatacak. Oynayabilirsin kötü. Bu normal. Ama çok şeyler var, sen ne vermelisin maçta. Tabii ki idmanlarda çalışacaksın, %100 değil, %100 fazlasını vereceksin. Eğer öyle yaparsan maça çıkarsın ve maç kolay olur. Bakınız siz Avrupa futbolcuları nasıldır. Onlar o kadar zengin ve o kadar seviyorlar hala futbol oynamayı. Çünkü futbol bitti, hayat bitmez ama öyle güzel şeyler zor. Oynuyorsun fırsatları. İmkanlar şimdi müthiş. Her şey şimdi var. Benim zamanımda ve benden önce müthiş futbolcular vardı. Her takımda. Onları sayabilirim. Ohoho ne kadar istersin. Çünkü kalite oradaydı. Gentlemanlık vardı. Saygı vardı. Şimdi bu futbol bakarsın PlayStation gibi oynuyorlar. Korkuyla oynuyorlar. Antrenmanda neler yapıyorlar onları gösteriyorlar. Peki senin kendi kaliteni var mı? Kendi kaliteni göster. Tamam onları yaparsın. Demek kafa. Kafa demek yok. O kadar büyük futbolcular vardı ki. Ama biz futbolu seviyorduk.
Ön planda bizde para değildi. Tamam, bizim mesleğim o. Parasız oynamazsın ki. İş, sen bugün çalışabilirsin, işte parasız, maaş almazsan. Çalışmayacaksın ki, kimse çalışmaz. Bir sevgi, saygımız vardı aramızda. Bir de taraftarlar o zaman ve şimdi çok inanılmaz büyük fark. Taraftarlar maçtan önce kaç saat geliyorlardı? Oho! Ve futbolu biliyorlardı. O yüzden bizim zamanda ve şimdi futbol çok 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 büyük fark. Ve çok daha iyiydi. Ben diyorum PlayStation futbolu oynuyorlar. İşte bu maçı Galatasaray maçını Türk Yılmaz'la seyrettim beraber. O da Galatasaray'la oynadı. Ya diyor Cevat abi bu ne yapıyorlar böyle? Bilmiyorum dedi, PlayStation oynuyorlar. Geliyorsun kaleden 30 metre ya. Oraya kadar gelmek bir zordur. Bir defans varsa top ayağında. Kaleyi görüyorsun, hepsini görüyorsun. Sen korkuyorsun ona çalım atmak. Ya çalım yaptın mı? Girdin kaleye kardeşim. Seni yapamıyorlar ki, korkuyorlar. Geri. Hadi bakarsın öbür tarafa gideriz. O ne futbol ya? O zevki yok. Sonra geçti bir zaman. Ya dedi Cevat abi dedi bir. Siz ve ben şu anda en az 20 dakika oynayabiliyoruz. Dedim oynarız garanti. Bir şeyler yapabiliriz. Bu ciddi söylüyorum. Hem o hem ben. Demek ki biz görüyoruz. Tabii ki görüyoruz. Ama işte oldu. Futbolun güzelliği ne görüyorsunuz? Ne çalım var, ne bacak arası var, ne bilmem. Hareketler yok futbolun. Tadını alamazsın ki. Kim biliyor tabii ki futbolu. Ben tadını futbolunu seyrediyorum. Almak için seyrediyorum. Arjantin 1. liginde. Orada her şey var. Benim zamanımda iki tane yabancı vardı. Simović ve ben. Benim zamanımda olsaydı bu kadar yabancı, ohoho neler neler olur. Ama işte öyleydi. Düşünebilirsin şimdi bütün maçlar gece oynuyor ya. Ne şartlar. Gece olsaydı bizim zamanımda, ben bunu ciddi söylüyorum, iki tane maç oynardım. E sen oyna 38 derece, 35 derece, 30 derece. Kış, çamurlu. Bizim o zamanlarda ne statlar vardı, ne sahalar vardı ya. Bir topla 2-3 maç oynuyorduk ya. İki tane forma vardı. Ama biz oynadık. O çamurla da oynadık. Toprak sahalarda oynadık. E şimdi düşün, 8 tane yabancı getirmiş maç oynayacak. O statlar, o sahalar oynayacaklar. İmkanlar müthiş yükseldi. Her bakımda. Her şey var. Bakınız şimdi sahaya çıkarken kaç tane antrenörle beraber çıkıyor sahalar. Yok şu antrenör var, yok şu antrenör var, yok şu bu antrenör var, yok hep bunun içinde. Yok 10-15 kişi çıkıyorlar ya. Onlar takım mı ki ne? Bizim zamanında 2 veya 3 vardı. Derval, Mustafa Denizli ve Ahmet. Masör vardı. Normal. Laptop var ya. Her şey var şimdi. Kamera izliyor. Nerede? Ya futbolcu giriyor 5 dakika, kalkıyor antrenör. Çeviriyor onları, şurada şurada oynayacağız. O belki 5 dakika içerisinde topu vurmaz ya. Hepsi sahte ya. Yemez. İşte maalesef, tabii ki her şey propaganda. Sen düşün, ben antrenör, sen benim oyuncu. Maç oynayacaksın. Ve 5 dakika kalmamış maça bitiren, ben sana anlatıyorum. O hepsinin defterleri var ya, çeşitli renkleri sahada içinde. Sen şurada şurada yapacaksın. Yapma ya be. Hepsi yalan. %100 yalan, hava. Ne yapabilir ki? İşte o durumlara geldik. Ben diyorum geçmiş olsun. En iyi kelime dünyada geçmiş olsun. Hangi antrenör gösteriyor futbolculara vuruşları mesela? Tekniği kimse. Neden? Çünkü kendi bilmiyorlar. Sırf konuşuyorlar. Şimdi böyle yapacağız. Ne böyle yapacağız? Kim gösterecek onlara? Kimse. Yetenek doğuştan. Kerem onun yanında olsa ben gibi biri 6 ay içerisinde ben imza atarım veya keserim elleri veya ayağımı kalarım. 6 ay çalışsaydım benimle %50'ni daha iyi oynar. Garanti. Ben imza atarım. Onun yeteneği müthiş ama teknik yok, öğrenecek. Kimi onlara gösterir? Öğretmen. Ben de futbolun öğretmeniyim. Misal konuşuyorum. Aynısı. Futbolcu oluyor, teknik hiçbir şey yok. Yok, sıfır. Pas. Sasha Boy 100 kere gidiyor. Bakmıyor bile kime orta yapacak. Hep yerden. Olmaz hep yerden. Değişik yapacaksın. Görmelisin. Kime orta yapacaksın? O an sen futbol, seçti futbolcu. Göreceksin, bakacaksın nasıl ona orta yapacaksın. Nerede orta yapacaksın? Nasıl yapacaksın? O bir saniye içerisinde. Kafa. Hepsini matematik yapacaksın kafada bir saniye. Siz zannediyorsunuz ki bana kolaydı Tanju ile oynamak. Zor. Ama ben biliyordum nerede olacak. Yastan Prekazi. Offside yok. Gol pozisyonu Tanju. Tanju ve gol oldu.
Hop orta kafa. Doktor gol, doktor golüydü. Tanju çok mu koşuyor, açıyor veya bilmem ne? Yok. Ama buldur mu gol oldu. Çünkü yaratmış o ya. Başka futbolcu ki benim. Ben olsaydım şimdi Icardi'ye onaylasaydım. Aman. Gözleri kapatırdım. Gözleri. Ve ses duymak lazım. Sesini duymak. Bilmelisin nerededir. Hangi yerdedir. Hangi pozisyondadır. Ve sen onu bulmalısın. O senin iş. Öğretmeseydin teknik yapamazsın. Ben garanti %100 değil %100 diyorum. O her maçta en az 2 gol atar. Nasıl şimdi futbol oynuyor? Çünkü ben onu buldum her yerde. O gösteriyor, bakıyor ben ayağımda ne zaman istiyor, hangi ayağımda pas istiyor. Yapamıyorlar. Neden? Teknik yok. Vuruş, pası bilmiyorlar. Boom. Olmaz. Sen bilmiyorsun nasıl pas atacaksın. 2,5 sene evvel eşimi kaybettim, yeğenimi kaybettim, şimdi abimi de kaybettim. Bir yerde patlayacak, normal. Zaten birkaç tane doktor bana söyledi ya hastanede. Prekazi, sen taştan değilsin. Bu kadar basit. Hissetmiyorsun, bum. Zannediyorsun ki sana bir şey olmaz. Ya işte oluyor, herkes oluyor. O yüzden ne söyleyeceğim bilmiyorum. İyi ki hala yaşıyorum normal. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.